İstanbullu Ermeni vatandaşımız avukat Kaan Karabetyan'ı davet etti. Konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ve ben hemen önce hocamıza dönmek istiyorum. Efendim, geçtiğimiz haftaki programımızda şöyle bir noktada belirlendi. Yani İslam içerisinde de bir dağınıklık var ve dolayısıyla Hristiyan dünyasından bir ses çıktığı zaman diyalog açısından da bir birlikte olmak gibi bir sorun yaşanıyor gibi bir yaklaşım oldu. Ben de o zaman şunu söyleyebilirim. Dedim ki ya, yani İslam Konferansı Örgütü gibi önemli bir örgüt var. Yani buyurun, işte böyle bir örgüt ve şimdi de böylesine değerli bir insan var başında. Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu var. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. İslam dünyasında gerçekten bu dağınıklık var mı? Ve dinler arası, medeniyetler arası diyalogda dinler arası anlayışın sağlanması için bir kuruluşa ihtiyaç var mı? Efendim, şimdi genellikle dinler arası diyalog konusu tartışıldığı zaman Avrupa'da bu genellikle Hristiyan temsilcilerin sık sık gündeme getirdiği konulardan bir tanesi. Müslümanlarla ilgili görüşeceğimiz, konuşacağımız, muhatap alabileceğimiz bir temsilci bulamıyoruz. Müslüman alemde dağınık, bunların adına konuşacak bir temsilci bulunamıyor gibi bir... Doğru mu bu? Bu doğru değil tabii ki. Yani şu anlamda doğru değil. Realite başka olduğu için, yani gerçekler de realiteye uygun olması lazım. Hristiyan alemi için de aynısı değil. Yani bunu söyleyenler genellikle Katolikler söylüyor ve bir tane papa var biliyorsunuz. Bu papa sadece Katoliklerin papası. Evet. Onun dışında Protestanlar var ki birçok mezhebi, değil mi, içinde barındıran bir anlayış, bir anlamda Protestanlık bir din değil, bir mezhep de değil. Birçok mezhebin toplu adı. Yani Katolik Kilisesi'ni reddeden, ondan ayrılan bütün mezheplere Protestan deniyor. Artı bir de özellikle Müslümanların, ya Hristiyan deyince biz Ortodoksları biliriz diyen de önemli bir kesim var. Bir de Ortodokslar var. Yani Ortodoks... siz Ortodoksunuz değil mi Kaan Bey? Efendim biz Gregorian Ermenisiyiz. Gregorian Ermenisi, ama yani Ortodokslarla çok büyük bir farklılık yok. Efendim şimdi Hristiyanlıkta mezhepler var. Ortodoks, Katolik, Protestan ve Gregorian. Evet. Müslümanlıkta da zannediyorum mezhepler var. Evet. Şimdi ben bir hukukçuyum, avukatım. Dini konulara pek yönelmek istemiyorum. Evet. Ama ben sadece şey olarak sordum. Ama biz Gregorian Ermeniler olarak mezhebimiz belli. Yani şimdi ben bir an, şimdi Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar ve Ermeniler. Evet. Şimdi bir an ben de böyle bu program şeyi içerisinde, evet, bir dil sürçmesi oldu. Tabii Fener Rum Patrikhanesi Ortodoksların temsilcisi. Evet. Benim yanlış ifade bizim ettiğim şey Ermeniler... şu. Müslümanlar, evet, daha çok Müslüman kesimde bir şey var. Ortodoks Patrikhanesini daha çok önemsiyorlar Katoliklerden ziyade diye. Geçen programda böyle bir yaklaşımda olmuştu. Şimdi Fatih Bey, bizim Türkiye Ermenilerinin dini makamı Türkiye Ermeni Patrikhanesi. Ermeni Patrikhanesi. Evet. Yani bizim dini konudaki yetkili makamımız Ermeni Patrikliğidir. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun, ben size. Şimdi bu genellikle Avrupa'da gündeme getiriliyor bu dediğiniz meseleler. Aslında sorulduğu zaman aslında yapılacak olan şey şudur. Bir gelenek dediğimiz bir şey var. Yani bu aslında Hristiyanlıkta da olan bir şey. Yani Hristiyanlık içerisinde birçok ritüeller vardır. Değişik bir şekilde Süryani ritüeli, işte Bizans ritüeli gibi değişik ritüeller vardır. Latin ritüeli gibi. İslam dünyasında Anglikan da... Anglikan Kilisesi var. Anglikan Kilisesi var. Aynı şekilde Protestanlarda. O da başlı başına, biliyorsunuz. O kilisenin başında da kraliçe var. Evet. Yani onlar da çok dağınık. Biraz önce işaret ettiğimiz gibi çok renkli. Bu böyle olması lazım. Çünkü herkes aynı coğrafyada yaşamıyor. Yani dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta, herkes aynı ırka mensup değil. Herkes farklı ırka mensup. Herkesin tarihi aynı değil. Değişik tarihler yaşıyoruz. Tecrübelerimiz farklı. Geleneklerimiz farklı. Dillerimiz farklı. Bütün bunlar, bir de bir dine mensup olduğunuz zaman bütün bunlarla birlikte o dine mensup oluyorsunuz. Yani getirdiğiniz birlik, beraberinizdeki tarihiniz, kültürünüz, göreneğiniz, adetleriniz, örfleriniz, mensup olduğunuz mezhebiniz, değil mi? Bir de milletinizin tecrübesi, hepsini birlikte taşıdığınız için bunların hepsi bir çeşitlilik arz ediyor. O nedenle
tek bir temsilci hakikaten Katoliklerde de bulamayabiliyorsunuz. Her ne kadar Papa bir reis olarak karşınıza çıksa da farklı Katolikler var. Ona ben burada bir soru sormak istiyorum. Siz kiliseyi de yakından araştıran bir insan olarak örneğin Fener Rum Patrikhanesi ki Ortodoks aleminin merkezi olarak değil mi? Fener Patrikhanesi. Eşitler arasında birinci. Eşitler arasında birinci. Eşitler arasında evet. Birinci. Yani bu onursal olarak bir birincilik tabii ki. Yani anladım. Başkan ama değil. Evet. Sonuç olarak yani Fener Rum Patrikhanesi ile Vatikan'da birbirine sarılmış kol kola da yürümüyor gördüğüm kadarıyla. Tabii yani çünkü neden? Her ikisinde tarihi farklı. Aynı zamanda dini olarak da. Biri Ortodoks, özür dilerim, biri Katolik. Evet. Tabii. Yani 1054'te ciddi bir bölünme de yaşandı dini olarak. Birbirini aforoz ettiler bunlar. Ta 2. Vatikan Konsili'ne kadar. Konumuz da oraya gelecek zaten. Dinler arası diyalog bir yönde oraya bakıyor. Malum İslam ve Hristiyan münasebetleri Hazreti Peygamber dönemine kadar gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlardan bahsediliyor, Yahudilerden bahsediliyor, Mecusilerden bahsediliyor, Sabiilerden bahsediliyor ve bunlara ehli kitap deniyor. Özellikle Hristiyan ve Yahudiler bu coğrafyada, İslam topraklarında uzun zaman yaşamış olan insanlar ve kültürlerine sahip çıkmış, yaşamışlar, yaşatmışlar. Hatta Haçlı seferleriyle birlikte tehdit altında olmuşlardır bu kültürlerde. Bugün eğer Ortodoks dediğimiz tırnak içinde genel anlamda yani Orta Doğu'da yaşayan Mısır'daki Kıptilerden tutun, Habeşlilerden, sonra Süryanilerden, Yakubilerden bütün bu kültürler eğer bugün hala bu kiliseler varsa, bu mezhepler varsa İslam kültürünün getirdiği o hoşgörü, yani onlara vermiş olduğu ehli kitap güvencesi nedeniyledir. Yani eman almış vaziyette bunlar güvence altında zimmi dediğimiz resmen kabul edilen ve dinlerini yaşamalarını serbest görülmüş insanlardır. Peki bu noktada ben hemen dönmek evet. istiyorum. Evet. Siz yani 24 Aralık işte Noel, Almanların deyimiyle Weihnachten, kutsal bir gün, çok önemli evet. bir gün. Ve Hristiyan aleminde genellikle bütün aile bireyleri dünyanın neresinde evet. olursa olsun büyüğün evinde evet. toplanıyor. Siz Ermeni bir Türk vatandaşı Ermeni olarak dininizi yaşamakta bir zorluk çekiyor musunuz Türkiye'de? Şimdi evvela teşekkür ederim böyle bir programa davet edildiğim için. Böyle bir program yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü şundan hareket ediyorum. Bakın. Dedi ki hocam yani eğer Süryaniler varsa ve Ortodoks Kilisesi varsa, bu renklik ve beraberlik varsa bunda işte Müslümanlığın hoşgörü ve anlayışının çok büyük önemi var. Müslümanlığın bir evet. hoşgörü olduğunu yürekten kabul ediyorum. Evet. Biz Türkiye Ermeniler olarak kendimi bildim bileli, ailemden aldığım bilgi ve terbiye ve bugünkü yaşantımda 68-69 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık hayatımda da ve bugünkü dini görevlerimizi ifade Türkiye Ermeni olarak biz devletimizde gurur duyuyoruz. Dini görevlerimizi çok rahat yapıyoruz. Kiliselerimizde istediğimiz gibi ibadetimizi yapıyoruz. Ermeni okullarında tedrisatımızı Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programları dahilinde mükemmel yapıyoruz. Mezarlıklarımız çok bakımlı ve gerçekten devletimize burada teşekkür borçluyuz. Hatta ben bildiğim kadarıyla evet. mesela Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Vasken Barın kendisi de bir Ermeni vatandaşımız evet, evet. ve kilise yönetiminden bildiğim evet. kadarıyla ve belediye de sizin mezarlıklara evet. özel önem Şimdi gösteriyor galiba. Şimdi bir şeyi burada belirtmek istiyorum. Şimdi ben Kastamonluyum. Evet. Kastamonlu olmakla da gurur duyuyorum. Kastamonu kimliğimle de gurur duyuyorum. Türkiye kimliğimle de gurur duyuyorum. Şimdi bundan 5-6 sene önce Kastamonu gecesi vardı İstanbul'da. Çok değerli Kastamonu valimiz, Kastamonu belediye başkanlarımız hep beraber yemekteydik. Ben Kastamonu'daki Ermeni mezarlıklarının çok bakımsız olduğu duyumunu aldım. Uzun zamandır Kastamonu'ya gitmemiştim. O sırada Sayın Bakanımızı bekliyorduk biz yemekte. Bakanımızı beklerken Sayın Kastamonu valimizle, belediye başkanımızla, bu arada Taşköprü Belediye Başkanımızla ki bugün milletvekili oldu. Buradan selamlarımı sunuyorum Hasan Altan Bey. Ayaküstü bir konuşma yaptık. Dedim ki Müslümanlık bir hoşgörü dinidir. Bizim oradaki mezarlıklarımız sizlere emanet. Onların sahipleri yok. Acaba onlara bir bakım yapabilir misiniz?